Radyo tiyatrosu. Kuğulu Köşk. Yazan Dennis Robbins. Çeviren İlhan Eti. Uygulayan İrfan Erkan. Yöneten Zihni Küçümen. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayanlar: Alice Alev Gürzap, David Doğan Bavli, Richard Bilge Zobu, Stephen Cemil Can Bıçakçı, Hannah Vildan Güneş, Desteni Aliye Uzunatağan, Hancı Cengiz Keskin Kılıç. David, yıllardır bugünü bekledim. Kontun tek varisi ben olduğuma göre her şey benim olacak artık. Yoksa öldü mü? Henüz değil. Ama bu gidişle sabah sağ çıkacağını sanmıyorum. Beni bile tanımakta güçlük çekti. 10 yıllık sevgili karısını. Desene yakında kurtulacaksın. İhtiyar bir adama hayatının en güzel yıllarını verdin sevgili kardeşim. Alice. Evet David. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama o kadar zor durumdayım ki. Bana yardım edeceksin değil mi? Yani kont öldükten sonra. Sana yardım etmekten bıktım. Kendi hayatını kazanmak zorundasın. Gırtlağıma kadar borçtayım Alice. Bütün suç sende. Babamızdan kalan serveti kumarda kaybetmeseydin bu hallere düşmezdin. Yanlış yolda olduğunu söylediğim zaman neden dinlemedin? İkide bir yüzüme vurma bunu. Ne kadar pişman olduğumu sen de biliyorsun. Peki peki. Sana elimden gelen yardımı yapacağım. Ama şimdi rahat bırak beni, biraz kafamı dinlemek istiyorum, hadi. Desene sosyetedeki yerimi tekrar alacağım. Neler çektiğimi bilemezsin sevgili kardeşim. Eskiden etrafımda pervane gibi dönenler yüzüme bakmaz oldular şimdi. Sen eşi bulunmaz bir insansın Alice. Nerelerde kaldın Stephen? Dört gözle yolunu bekliyordum. Kızımı bulabildin mi? Hadi susma, bir şeyler söyle. Bulmak üzereyim Sayın Kontum. Yaptığım araştırmalara göre bir köyde yaşadığını öğrenmiş bulunuyorum. Ah, demek yakında sevgili kızıma kavuşacağım, öyle mi? Konuş Stephen, başka neler öğrenebildin? Neden susuyorsun? Yanılmıyorsam bir şeyler saklıyorsun benden. Bakışlarından anlıyorum bunu. Kızınız bir rahibin yanında evlatlık olarak kalıyormuş efendim. Ne diyorsun? Bir lady olması gereken kızım evlatlık olarak yaşıyor ha? Evet, bütün suç bende. Annesinden ayrılmasaydım başına bu işler gelmeyecekti. Neyse, bunu düşünmenin zamanı değil artık. Avukatınla görüşüp en kısa zamanda yeni bir vasiyetname hazırlamak zorundayız. Kontes bundan hoşlanmayacaktır Sayın Kontum. Yanılıyorsun dostum. Maddiyata önem veren bir kimse değildir o. Hele bir kızım olduğunu öğrenince çok sevinecektir. Seni çok iyi gördüm sevgilim. Göreceksin bak. Yakında tekrar ayağa kalkacaksın. Biraz yaklaş söyleyeceğim. Evet Richard, seni dinliyorum canım. Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum. O kadar eski bir hikaye ki bu. Eski olduğu kadar da acı. Yıllarca önce birini sevmiş, babamdan gizli olarak onunla evlenmiştim. Sevdiğim kimse soylu olmadığı için babamın bu evliliğe karşı koyacağını biliyordum çünkü. Fakat babam bir gün gerçeği öğrendi. Karımı boşamak için de baskı yapmaya başladı. Ben de ayrılmak zorunda kaldım. Bunu benden neden gizledin Richard? Seni üzmek istemiyordum. Zaten esas konumuz bu değil Alice. Evet, yakın zamana kadar bir kızım olduğunu bilmiyordum. Bir kızın mı? Çok şakacısın. Şaka yapmıyorum. Ayrıldığım kadın hamileymiş.
Çocuğunu yani kızımı dünyaya getirirken ölmüş zavallı. Kızım şimdi bir rahibin yanında evlatlık olarak kalıyormuş. Ne kadar acı bir şey değil mi? Alice? Evet Richard. Kızımı sana emanet ediyorum. Onu bir lady gibi yetiştireceğinden hiç kuşkum yok. Bana güvenebilirsin. Sana her zaman güvenmişimdir sevgilim. Konuşmalarım bittiyse gitmek istiyorum. Öyle yorgunum ki biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Bir kızım olduğunu öğrenince nasıl değiştiğini gördün değil mi Stephen? Güvenebileceğim tek kişi sensin sevgili dostum. Sizin için ne yapabilirim kontum? Kızıma vasi olmanı istiyorum. Kontesin tavrını gördükten sonra başka çaremiz kalmadı. Kabul ediyorsun değil mi? Hem de seve seve. Onun haklarını koruyabileceğime inanabilirsiniz. Öyleyse hazır ol dostum. Yakında yeni görevine başlayacaksın. Oh, ne demek istediğimi anlamamış gibi yüzüme bakma öyle. Günlerimin sayılı olduğunu sen de biliyorsun. Olacak şey değil. Her şeyin bana kalacağını beklerken ortaya uğursuz bir kız çıkıyor. Bütün umutlarım da suya düşüyor. Bunu bana nasıl yapabildin Richard? Nasıl? Sevmediğim halde hayatımın en güzel yıllarını vermiştim ben sana. Nasıl bir durumda olduğumu düşünebiliyor musun David? Yeni vasiyetnameye göre bütün mallar üvey kızıma kalmış. Bütün suç sende. Konta karşı kızını istemediğini belli etmemeliydin. Bunun tartışmanın sırası değil şimdi. Bir şeyler yapmalıyız. Kontun kızı buraya gelmeden başımızın çaresine bakmalıyız. Stefan'ı hala seviyor musun? Neden sordun bunu? Onu ne kadar sevdiğimi sen de biliyorsun. Bak aklıma ne geldi Alice. Hala genç ve güzel sayılırsın. Hiçbir erkek kolay kolay hayır diyemez sana. Ne pahasına olursa olsun Stefan denilen o soytarıyı elde etmelisin. Saçmalama. Benden nasıl nefret ettiğini bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Gene de denemelisin. Stefan kızın vasisi olduğuna göre onu yola getirmekten başka çaren yok. Beni düşünmüyorsan kendini düşünmek zorundasın sevgili kardeşim. İnan mutlu olmandan başka bir şey istemiyorum. Evet sizi dinliyorum Sayın Kontes. Beni çağırtmanızın sebebini hala söylemedin. Aşk olsun Stefan. Acelen ne? Sence önemsiz bir kimse miyim ben? Bana biraz zaman ayıracağını sanmıştım. Özür dilerim, yapılacak işlerim. İş. Başka şey bilmez misin sen? Sevgili kocamı kaybetmekle ne kadar acı çektiğimi bilemezsin. Senin teselliğine ihtiyacım var. Ne olur bunu çok görme bana. Çok üzgünüm, çok. Hem de tahmin edemeyeceğin kadar çok. Sizin için ne yapabilirim efendim? Biraz sevgi, biraz da ilgi. Yoksa çok şey mi istiyorum? Evet Stephen, seni dinliyorum. Peki, elimden geleni yapacağım. Biliyordum. Bir gün bana karşı daha anlayışlı olacağını biliyordum. Beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsin. Az kalsın sormayı unutuyordum. Sevgili kızımı bulup buraya getirmek için ne zaman yola çıkacaksın? En kısa zamanda. Ne kadar sevindiğimi bilemezsin. Zavallı yavrucağı o köy yerinden bir an önce kurtarmalısın Stephen. Sıcak bir yuvaya, sevgiye ihtiyacı var onun. Göreceksin bak. İyi bir anne olabilmek için ne gerekirse yapacağım. Bunu duyduğuma sevindim efendim. Sevgili eşimin hatırı için yapamayacağım şey yoktur. Richard, öyle arıyorum ki seni. Dostluğuna ihtiyacım var Stephen. Ne olur bunu esirgeme benden. Konta gösterdiğin bağlılığı bana da göster lütfen. Hiç kuşkunuz olmasın efendim. Elimden tutarak beni adam eden, sonra da kendisine sekreter yapan bir insanın eşine hizmet etmek benim için şereftir. Yeter ki evet. Sözünüzde durarak o kızcağıza iyi bir anne olmaya çalışın. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz efendim? Kontun kızının mutlu olmasından başka bir şey düşünmüyorum. Bu konuda sevgili efendime söz vermiş. Az kalsın sormayı unutuyordum. Londra'ya ne zaman gideceğiz? Sevgili kızımı orada karşılamak istiyorum. Ne zaman isterseniz.
Lütfen kapıyı açar mısınız bayan? Soğuktan donmak üzereyim. Defolun buradan. Sizinle konuşmak zorundayım. Konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum. Ama size babanızdan haber getirdim. Bakın. Saçmalamayın. Bayım, babam öleli çok oldu. Buraya Lucy'yi elimden almak için geldiniz değil mi? Onu elimden alıp sonra da bir yetimhaneye kapatacaksınız. Yanılıyorsunuz. Eğer kapıyı açacak olursanız buraya niçin geldiğimi öğreneceksiniz. Peki yabancı. Sana kapıyı açacağım. Ama yanlış bir iş yapmaya kalkışırsanız gözümü kırpmadan vururum sizi. Elimde silah var. Onu kullanmasını da çok iyi bilirim. Evet bayım. Ne söyleyeceklerini söyleyin. Sonra da gidin buradan. Hiç de kibar davranmıyorsunuz Lady. Oysa sizi bulabilmek için çok uzaklardan geldim buraya. Hem de böyle bir havada Lady. Lady mi? Neler saçmalıyorsunuz? Şaşırmakta haklısınız. İçeriye girebilir miyim? Anlatacaklarım o kadar çok ki. O kadar uzun ki. Yok, yüzüme öyle bakmayın lütfen. İnanın size bir kötülük yapacak değilim. Girebilir miyim? Girin. Teşekkür ederim Lady. Lady, ne demek oluyor bu? Alay mı ediyorsunuz benimle? Bu köyün rahibi Barley'in kızıyım ben. Geçen yıl ölen rahibin kızı. Siz bir kont kızısınız. Beni dinleyince gerçeği öğreneceksiniz. Öyle şaşkınım ki ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçeği öğrendiğime göre Bay... Stephen Godwin. Buraya sizi almak için geldim. Hazırlanın, hemen yola çıkıyoruz. Size ait olduğunuz yere götüreceğim. Kardeşiniz bu mu? Ne sevimli çocuk. Gel canım. Korkman için bir sebep yok. Hiç kimse seni benden ayıramaz. Biraz yaklaşır mısın Lucy? Korkma, sana bir kötülük yapacak değilim. Ne güzel bir kızsın sen. Hadi odana çık yavrum. Hadi, biraz sonra ben de geleceğim. Evet bayım. Gitmek için daha ne bekliyorsunuz? Sizi Londra'ya götüreceğime babanıza söz vermiştim. Ortalık kararmadan önce yola çıkmalıyız bayan Destini. Bir şartla. Lucy de bizimle birlikte gelecek. Bunu yapmaya yetkim yok. Ondan ayrılamam. Rahip Barley ölmeden önce Lucy'yi bana emanet etmişti. Bu küçücük yavruyu ortalıkta bırakamam Bay Stephen. Yalvarırım. O da bizimle birlikte gelsin. Çok üzgünüm. Bu küçücük kıza kalabileceği emin bir yer bulabilirim. İyi bir hancı var tanıdığım. Böyle bir şeyi kabul edeceğimi sanıyorsanız aldanıyorsunuz bayım. Devamlı olarak kalacak değil ki. Zamanı gelince onu da sizin yanınıza getireceğim. Nasıl? Anlaştık mı? Anlaştık. Ne düşünüyorsunuz bayan Destini? Yola çıktığımızdan beri bir kelimecik olsun konuşmadınız. Eğer Lucy için tasarlanıyorsanız kendinizi boş yere üzüyorsunuz. Hancı ile karısının ne kadar iyi insanlar olduklarını gözlerinizle gördünüz. Gene de kaygılanıyorum. Kaygılanmanız için hiçbir neden yok. Lucy'ye iyi bakmaları için bol para verdim. Hadi surat asmayı bırakın, gülün biraz. Sözünüzde duracak. Zamanı gelince Lucy'yi yanıma getireceksiniz değil mi? Bunda hiç kuşkunuz olmasın. Teşekkür ederim. Bana babamdan söz eder misiniz Bay Stephen? Onu tanımadığım için öyle üzgünüm ki. Mükemmel bir insandı o. Yanında kaldığım sürece hiç kimseye kötülük yaptığını hatırlamıyorum. Beni öz oğlu gibi severdi. Eğer babanız olmasaydı bugün sokaklarda sürünüyor olacaktım. Elimden tutarak beni şatoya aldı, kendisine sekreter yaptı. Çok şey borçluyum ona, çok. Benimle ilgilenmenizin nedenini şimdi daha iyi anlıyorum. Acaba yeni hayatıma alışabilecek miyim? Elbette. Önünüzde parlak bir gelecek var. Çevrenizde bir sürü uşak, hizmetçi olacak. Baş döndürücü bir hayat yaşayacaksınız. Bolluk içinde bir hayat. Çevremde bir sürü muhtaç varken böyle bir hayatı sevebileceğimi sanmıyorum Bay Stephen. Fakirliğin ne demek olduğunu bilirim. O insanlara yardım edemezsem çok mutsuz olurum. Soylu bir insanın kızından ancak böyle bir davranış beklenir. Keşke babanız sağ olsaydı da bu güzel sözlerinizi duyabilseydi.
Giriniz. Ne istiyorsun Anna? Geliyorlar. Bay Stefan'ın arabasını gördüm. Biraz önce köşeyi döndü. Yıllardır hizmetinde bulunduğum soylu efendimin kızı geliyor. Bunu söylemek için mi rahatsız ettin beni? Sinirlenmenize bir anlam veremedim efendim. Oysa sevineceğinizi sandım. İyi iyi. Konuşman bittiyse gidebilirsin. Benimle böyle konuşamazsınız Sayın Kontes. Ne biçim konuşma bu? Bu şatoda bir hizmetçi olduğunu unutuyor musun? Aklını başına topla. Yoksa kolundan tuttum gibi kapı dışarı ederim seni. Artık çok geç. Şatonun gerçek sahibesi geldiğine göre kılıma bile dokunamazsınız. Defol, gözüm görmesin seni. Destini, şatomuza hoş geldin sevgili yavrum. Günlerdir yolunu bekliyordum. Ne kadar mutlu olduğumu bilemezsin. Teşekkür ederim efendim. Yolculuğun nasıl geçti, yorulmadın ya? Çok iyi geçti. Ah, bunu duyduğuma ne kadar sevindiğimi bilemezsin. Senin için öyle tasalanıyordum ki. İlginize teşekkür ederim efendim. Ah, ikide bir karşımda diz kırıp selam vermeyi bırak canım. Ne de olsa annen sayılırım. Öyle değil mi Stefan? Haklısınız Kontes. Anna, sevgili kızımı odasına götür, rahatını sağla. Çok iyisiniz efendim. Üstelik çok da güzel. Teşekkür ederim Destini. Son günlerde böyle güzel bir söz duymamıştım. Ne dersin Stefan, haksız mıyım? Tam bir yaban kedisi. Bu kızı nasıl yola getireceğimi bilemiyorum Stefan. Onu sosyeteye kabul ettirebilmek için epeyce yorulacağım anlaşılan. Abartıyorsunuz Kontes. Yo. Görmüyor musun? Henüz yürümesini bile bilmiyor. Köy yerinde yetişen bir insandan daha fazlasını bekleyemezsiniz. Haklısın. Sevgili eşimin hatırı için onunla bizzat kendim ilgilenecek. Kibar bir lady olması için ne gerekirse yapacağım. Belki de onu soylu bir kimseyle evlendiririz. Ha, ne dersin Stefan? Bu çok önemli bir konu Sayın Kontes. Ne gibi? Vasiyetnameye göre lady evlendiğinde servetinin kontrolü eşinin eline geçecektir. Ya. Bunu göz önüne alarak çok dürüst birini buluncaya kadar beklemek zorundayız. Ya. Demek evlenince servetinin kontrolü eşine geçecek. Ha? Hı hı. Çok haklısın. Sevgili kızım yalan dolan bilmeyen, kendisini gerçekten seven bir centilmenle evlenmelidir. Destini'nin geleceğini düşünmen çok hoşuma gitti sevgili Stefan. Konta olan bağlılığın neredeyse gözlerimi yaşartacak. Ona kızını koruyacağıma söz vermiştim. Ölünceye kadar da bu sözümde duracağım. Konta karşı bir borcum var. Kolay kolay ödenmeyecek bir borç. Biraz da beni düşünemez misin sevgili Stefan? Ne demek istiyorsunuz? Ne olur bana düşman gibi bakma öyle. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Gene başlamayın Kontes. Söyle söyle. Sana kendimi sevdirebilmek için ne yapmalıyım? Yoksa ayaklarına kapanmamı mı istiyorsun? Bana çektirdiğin acı yeter artık. Neden benden hoşlanmıyorsun? Neden? Her zaman güzel bir kadın olduğumu söyleyen sen değil misin? Susma, cevap ver. Güzel olmasına güzelsin. Öyleyse. Zamanı gelince bunun sebebini öğreneceksiniz. Şimdi öğrenmek istiyorum. İzninizle. Yapacak bir sürü işim var. İyi akşamlar Bay Stefan. İyi akşamlar Bayan Destin. Ne kadar değişmişsiniz. Anna üzerinizde harikalar yaratmış. Yeni hayatıma alışmakta zorluk çekiyorum. Her gün süslenmek, yeni gösterişli elbiseler giymek sıkıyor beni. Lady olmak ne kadar zormuş. Güzelleşmek için sıkıntıya katlanmak zorundasınız. Eski günlerimi öyle arıyorum ki. Geçmişi unutmak zorundasınız. Elinizi kolumun üstüne koyar mısınız lütfen? Şaşırdınız değil mi? Soylular arasında bir gelenektir bu. Teşekkür ederim. Şimdi doğruca yemek salonuna gidiyoruz. Kontes bizi bekliyor. Ne kadar komik. Bu kadar merasime ne gerek var? Hoşunuza gitmese de kurallar böyle. Bu ne güzellik Destini. Ay, gözlerime inanamıyorum sevgili kızım. Tam bir lady olmuşsun. Bu şatodaki hayat beni sıkıyor efendim. Keşke buraya gelmeseydim. O kadar mutsuzum ki. Ah yavrum, seni mutsuz görmek beni de çok üzer. Ama henüz işin başında sayılırsın. Zamanla bu yeni hayata alışacağını sanıyorum. Senin için çok iyi şeyler düşünüyorum Destini. Son moda dansları öğrenecek, yürüme dersleri alacaksın. Tabii piyano çalmayı da, şarkı söylemeyi de öğreneceksin. Bir lady'nin öğrenmesi gereken her şeyi.
Görgü kurallarına gelince onları bizzat benden öğreneceksin. Ay, bu kadar işin altından nasıl kalkabileceğimi bilemiyorum. Kendine haksızlık ediyorsun. O kadar yetenekli bir kızsın ki yapamayacağın şey yok. Lucy'yi özledin mi? Hem de nasıl. Ondan ayrı kalmanın ne kadar acı olduğunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyorum. Ne yapıyor acaba? Ona iyi bakıyorlar mı? Bunu öğrenmenin kolayı var. Nasıl? Eğer istiyorsan onu buraya getirtebilirim. Sahi mi? Bunu yapabilir misiniz? Tabii sevgili yavrum, tabii. Senin için yapamayacağım şey yoktur. İnan, mutlu olmandan başka bir şey düşünmüyorum. Eşi bulunmaz bir insansınız siz. Çok teşekkür ederim efendim. Hani anlaşmıştık seninle? Ha? Bana efendim değil, anne diyecektin. Özür dilerim. Telefondan çektiğimiz nedir? Biliyorsun, Lucy'yi buraya getirtmek için söz vermiştim sana. Konuyu kendisine açtığımda karşı çıktı. Ne söyledimse onu ikna edemedim. Bu adamla başımız dertte sevgili yavrum. Ona bir ders vermenin zamanı geldi artık. Sekreterimiz değil, sanki avukatımız. Senin vasin olduğu sürece susmaktan başka çaremiz yok ki. Lucy'nin gelmesini neden istemiyor? Oysa söz vermişti bana. Zamanı gelince kardeşimi buraya getirecekti. Söz mü? Güldürme beni sevgili yavrum. Öyle insanların verdiği söze inanılır mı? Çıkarından başka bir şey düşünmez o. Richard, neden öldün? Neden? Neden Stephen denilen soysuzun eline bıraktın bizi? Bir şeyler yapmalıyız. Elimiz kolumuz bağlı duramayız. Stephen bizim sekreterimiz olduğuna göre İstersek görevine son verebiliriz. Nerede o günler destini? Vasin olduğunu unutuyorsun canım. Richard. Bu iki yüzlü adama güvenmekle çok büyük hata yaptın. Son günlerde bana karşı soğuk davranıyorsunuz Bayan Destini. Sizi üzecek bir şey mi yaptım yoksa? Ha? Nefret ediyorum sizden. Neler duyuyorum. Oysa beni sevdiğinizi sanıyordum. Seni sevmesi için bir sebep var mı? Lucy'nin buraya gelmesine neden engel oluyorsun? Kardeşini ne kadar özlediğini bilmiyor musun? Mesele şimdi anlaşıldı. Tasalanmayın Sayın Kontes. Zamanı gelince Lucy'yi buraya getireceğim. Zamanı gelinceymiş. Gerçeği söyleyin Stephen. Destiny'ye acı çektirmek istiyorsunuz değil mi? Yüzünüzdeki maskeyi çıkarın artık. Bu sözlere inanmadınız değil mi? Sizi daha fazla dinlemek istemiyorum. Bana bir açıklamada bulunmalısınız Kontes. Bütün bunlar ne demek oluyor? Lucy'nin buraya gelmesini istemeyen siz değil miydiniz? Değişen ne oldu şimdi? Neyin peşinde olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Çok sapsın Stephen. Soruma cevap vermediniz. Doğru. Lucy'nin buraya gelmesini ben de istemiyorum. Ama Destin'in üzgün olduğunu görünce aksini söylemek zorunda kaldım tabii. Bunu anlayacağını sanmıştım. Çok kurnazsınız. Aklınız sıra onu bana karşı kışkırtmak istiyorsunuz. Ama neden? Neyin peşindesiniz? Beni yanlış anlıyorsun. Ne kadar talihsiz bir kadınım. Numara yapmayın Kontes. Gözyaşlarınızla beni etkileyeceğinizi sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Sizin gibilerini çok iyi tanırım ben. Acımasızca konuşuyorsun. Seni seven, mutlu olmandan başka bir şey düşünmeyen bir insana haksızlık bu. Söyle, seni sevdiğimi kanıtlamak için ne yapmalıyım? Gülüş duruma düşüyorsunuz, susun lütfen. Bana yaptıklarının cezasını bir gün çekeceksin Stephen Godwin. Kuğulu köşke hoş geldin sevgili kardeşim. Uzun bir aradan sonra seni tekrar görmek ne güzel şey. Şaşırdın değil mi? Çok haklısın. Bazen ben bile kendimi tanımakta güçlük çekiyorum. Ne kadar değişmişsin. Sesini duymasam seni tanıyamayacaktım. Kontun kızını elde edebilmek için değişmek zorundaydım. Görüyorsun değil mi? Biraz makyaj üzerimde harikalar yaratmış. Değme aktörlere taş çıkarırsın David. Sakın bir daha bana David deme. Mektupta da yazdığım gibi bir prensim ben. Rus prensi Alexis Malenkov. Ne pahasına olursa olsun onu etkilemek, sonunda da evlenmek zorundasın canım. Kaybolan haklarımı ancak senin sayende geri alabilirim. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Daha önce de söylediğim gibi mallarının kontrolü evleneceği adama geçecekmiş. Hiç tasalanma Alice. Onu etkilemek için ne gerekirse yapacağım. Öyle romantik pozlara gireceğim ki sen bile şaşıracaksın. Yapayalnız zavallı bir prens.
Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Buraya gelirken çok dikkatli olmalısınız. Stefan hiçbir şeyden şüphelenmemeli. Onunla ne zaman karşılaşacağız? En kısa zamanda tanışacaksın. Sakın bir pot kırayım deme. Eğer bir şeyden kuşkulanacak olursa bütün planlarımız suya düşer. Tasalanma sen. Gerçek bir prens gibi davranacağım. Rus prensi Alexis Malenkov. Sana çok güzel bir haberim var Desteni. Kuğulu köşke taşınan Rus prensi güzelliğini duymuş, seninle tanışmaya can atıyor. Bunun ne demek olduğunu düşünebiliyor musun canım? Bütün genç kızların peşinden koştukları bir prens seninle tanışmak istiyor. Bir Rus prensi? Evet. Kendisini daha önce Rusya'da tanıdım. Çok soylu bir ailenin oğludur. Çar'ın akrabası olduğunu söyleyenler bile var. Onu görmelisin. Öyle yakışıklı, öyle duygulu bir genç ki. Şatoya davet ettiniz mi? Hayır, ama o bizi villasına davet etti. Rahatsız olduğu için doktorlar dışarı çıkmasına izin vermiyorlarmış. Ah, bu prensle tanışmak istiyorum. Şimdiden ilgimi çekmeye başladı. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu konuda Stefan'a bir şey söyleme. Bakarsın oraya gitmemize engel olmaya çalışır. Ne hakla? Bundan sonra işlerime karışmasına izin vermeyeceğim. Biraz daha sabret sevgili yavrum. Zamanı gelince ona öyle bir ders vereceğim ki sen bile şaşıracaksın. Gerçekten de öyle. Çok güzel çaldınız. Kutlarım sizi Sayın Prens. Beni şımartıyorsunuz Bayan Destini. Ama iltifatlarınıza gene de teşekkür ederim. Ne kadar da alçak gönüllü. İzninizle size bir şey sormak istiyorum Sayın Prens. Buyurun, sizi dinliyorum. Mutsuz görünüyorsunuz. Hastalığınıza mı üzülüyorsunuz yoksa? Bu sorunuza cevap vermek öyle zor ki. Ama madem ki sordunuz, size gerçeği söylemek zorundayım. Vatanımı çok özledim Bayan Destini. Hele Neva kıyısındaki sarayımdan ayrılmak dayanılır gibi değil. Ne var ki son günlerde sağlığım bozuldu. Doktorlarımın önerilerine uyarak buraya gelmek zorunda kaldım. Çok üzüldüm. Ama kısa zamanda buraya alışacağımı sanıyorum. Hayatıma bir canlılık, bir güzellik getirdiniz. Sizinle tanışmamı sağlayan Sayın Kontes'e ne kadar teşekkür etsem azdır. Daha açık konuşmam gerekirse Bayan Destini, güzelliğinizle gözlerimi kamaştırdınız. İzin verirseniz biraz bahçeye çıkmak istiyorum Sayın Prens. Güllerinizin kokusu buraya kadar geliyor. Keşke sağlığım yerinde olsaydı da ben de sizinle birlikte gelebilseydim. Ama doktorlarım bahçeye bile çıkmama izin vermiyorlar. Üzülmeyin efendim. Yakında sağlığınıza kavuşacağınıza inanıyorum. Nerede o günler? Sayın Kontes, buyurun size yol göstereyim. Çok iyi oynuyorsun. Her şeyi senin için yapıyorum. Benim gibi bir kardeşe sahip olduğun için gurur duymalısın. Hadi, hadi şimdi bahçeye çık, bir süre orada oyalanmaya bak. Güzelliğimiz açılmak için belki de baş başa kalmamızı bekliyordur. Ne? Daha önce de konuştuğumuz gibi duygusal ilişkiye girmek yok, anlaşıldı mı? Ona kendini kaptıracak olursan bütün planlarımız suya düşebilir. Beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ne istiyorsunuz Bay Stefan? Eğer gene bana nasihat vermeye kalkışacaksanız boş yere yorulmayın. Nasihatlarınızı dinlemekten bıktım artık. 17 yaşındayım. Ve ne yaptığımı da biliyorum. Demek sıkıcı buluyorsunuz beni ha? Evet. Şatonun kurallarına ayak uydurmamı istemekten başka bir şey düşünmüyorsunuz. Gezmeye, eğlenmeye hakkım yok mu? Hem de sizi çok sıkıcı buluyorum. Nasihatlarıyla kafamı şişiren Rahip Barley'i hatırlatıyorsunuz bana. Konuşmalarınız bitti mi? Söz verdiğiniz halde Lucy'nin buraya gelmesine neden engel oluyorsunuz? Konuyu açtığınıza göre Lucy'nin sağlık durumunun iyi olduğunu size söyleyebilirim. Hancı ile karısı ona öz evlatları gibi davranıyorlarmış. Gördünüz ya, kardeşinizle ilgimi kesmiş değilim. Benim için yeterli değil bu.
Daha önce anlaştığımız gibi kardeşimin yanında kalmasını istiyorum. Rahip Barley ölmeden önce onu bana emanet etmişti. Tasalanmayın, zamanı gelince onu buraya getireceğim. Ama kontes istedi diye değil, sırf sizi mutlu etmek için. Buyurun. Bir kadın resmi bu. Size ne kadar benziyor değil mi? Biraz önce babanızın eşyalarını düzenlerken buldum onu. Arkasını okur musunuz? Sevgili Richard'a Annabel. Annabel. Ana. Annem. Annem bu. Yanılmadınız. Ne kadar da güzel bir kadınmış. Bu resim bende kalabilir mi? Elbette Bayan Destini. Sizi buraya çağırtmamın sebebi buydu zaten. Şimdi beni iyi dinle David. Güzel Lady'miz senin için yanıp tutuşuyor. Zaman geçirmeden bundan faydalanmanın yollarını aramalısın. Ne diyorsun? Demek kafese girmeye başladı. David derler bana. Poyamız ortaya çıkmadan ona evlenme teklifinde bulunmalısın. Beni hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsun sevgili kardeşim. Her işi sağlama alırım ben. Kardeş olduğumuzu öğrenmeden bu işi bitirmek zorundasın. Stefan bir şeylerden kuşkulanacak olursa hava alırız hava. Boş yere tasalanıyorsun Alice. O Stefan denilen soytarı gerçeği biz evlendikten sonra öğrenecek. O zaman da avucunu yalayacak. Yüzüğü parmağıma geçirdikten sonra ona müjdeyi kendim vereceğim. Sana karşı gene kaba davranıyor mu? Eskisinden daha çok. Adam yerine koymuyor beni. Geçenlerde tartıştık, bana hakaret etti. Zamanı gelince ona öyle bir ders vereceğim ki. Hadi, hadi surat asmayı bırak. Gün bizim günümüz, sabredenlerin günü. Neden susuyorsun Alex'i? Sen de bir şeyler söyle lütfen. Beni sevdiğini söyle. Bana acı çektirmek hoşuna mı gidiyor? Ne söyleyeceğimi bilemiyorum Destini. Gene aynı sözler. Beni sevmiş olsaydın böyle konuşmazdın. Yanılıyorsun. Seni tahmin edemeyeceğin kadar büyük bir aşkla seviyorum. Seni tanıdıktan sonra bambaşka bir insan oldum. Vatanından uzak yaşayan zavallı bir prensin hayatına renk kattın sevgili Destini. Ona yeniden yaşama gücü verdin. Ama o kadar genç ve güzelsin ki seni sevmeye hakkım olmadığını sanıyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anladığım bir tek şey var. Senin tarafından sevilmek bana mutluluk verecek. Prensle neler konuştunuz bakalım? O da beni seviyormuş. Ne kadar mutlu olduğumu bilemezsin anneciğim. Haklısın Destini. Prens Malenkov gibi bir tarafından sevilmek önemli bir olaydır. Madem ki birbirinizi seviyorsunuz, zaman yitirmeden evlenme hazırlıklarına başlamalıyız. Az kalsın söylemeyi unutuyordum Destini. Stefan bu konuda hiçbir şey öğrenmemeli. Neden? Soylu biriyle evlenmeye karar vermem onu da sevindirecek. Çok safsın sevgili yavrum. Onun nasıl bir insan olduğunu öğrendiğini sanıyordum. Bu evliliğin bozulmasını istemiyorsan ağzını sıkı tutmalısın. Sözünüzü dinleyeceğim. Ay çok heyecanlıyım. Haklısın. Hangi genç kız senin yerinde olsa heyecanlanır. Biraz hızlı yürüyelim Destini. Soylu prensimiz heyecanla bizi bekliyor. Arabası şurada. Biraz ilerideki ağacın dibinde. Gerçekten de öyle. Tam kararlaştırdığımız saatte arabasını göndermiş. Ben ayrılmalıyım artık. Sana şimdiden mutluluklar dilerim yavrum. Benimle birlikte gelmiyor musunuz? Sizin de nikahımızda bulunacağınızı sanıyordum. Çok isterdim. Ama sonradan düşündüm, bunun uygun olmayacağını anladım. Beni anlıyorsun değil mi? Ne yapıyorsam hep senin mutluluğun için yapıyorum. Tam işler yoluna girmişken bir aksilik çıksın istemiyorum. Ama çekinmemiz için hiçbir neden yok ki. Stefan kasabaya gitti. 3 gün sonra döneceğini siz de biliyorsunuz. Gene de dikkatli olmalıyız. Hadi koş. Koş soylu prensimizi daha fazla bekletme. Senin için dua edeceğim sevgili yavrum. Nerelerde kaldın Stefan? 4 gözle yolunu bekliyordum. Bizi bırakıp gitmeseydin başımıza bu işler gelmezdi. Ne oldu Kontes? Çok heyecanlı görünüyorsunuz. Neler olmadı ki neler? Tam 2 gündür Destin'in ortalarda yok. Kendisini aramadığım yer kalmadı. Nereye gitmiş olabilir? Nereye? Neler diyorsunuz Kontes? Her taraf haydutlarla dolu. Sevgili kızımın başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Bulmalısın onu Stefan. Hem de zaman yitirmeden. Vasiyesi olarak görevini yerine getirmelisin. Tasalanmayın Kontes. Onu bulmak için ne gerekirse yapacağım. Daha ne duruyorsun? Ortalık kararmadan harekete geçmelisin Stefan. Kızımın başına bir iş geldiyse yaşayamam. Artık inan yaşayamam.
Lütfen durur musunuz Bay Stephen? Size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Evet Anna, seni dinliyorum. Çevrene bakmayı bırak da ne söyleyeceksen söyle. Korkuyorum efendim. Kimden? Kontesten. Beni kapı dışarı atmak için fırsat kolluyor zaten. Ama her şeyi göze alarak size anlatmak zorundayım. Biraz önce Kontes'le aranızda yapmış olduğunuz konuşmayı duydum. Yalan söylüyor o. Eğer yanılmıyorsam Destine'nin nerede olduğunu biliyor. Saçmalama anne. Hakkımda ne düşünürseniz düşünün gerçeği söylüyorum Bay Stephen. Lady'nin gidebileceği tek yer var. O da Kuğulu Köşk. Oraya Kontes'le birlikte birkaç kez gittiklerini gözlerimle gördüm. İyi ama bundan ne çıkar? Destin'in kaybolması ile köşke gitmesi arasında bir bağlantı kurmanı anlayamıyorum. Oraya giderken sanki bir şeyden çekiniyor gibi bir halleri vardı. Yürürken ikide bir arkalarına bakıyorlardı. İşte o zaman ortalıkta bir şeyler döndüğünü anladım. Belki de sen haklısın. Arabacıma söyle, hemen atları hazırlasın. Şuraya bak Alexis. Ağaçların arasından akan bir dere görüyorum. Manzaraya diyecek yok. İyi ki bu hanı tutmuşsun. Balayımızı geçirmek için buradan daha güzel bir yer olamazdı. Burayı güzelleştiren sensin sevgilim. Mutlu musun? Benimle evlendiğin için pişman değilsin ya. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bir tek üzüldüğüm şey var. O da Lucy. Ne yapıyor zavallı? Kim bilir beni ne kadar özlemiştir. Üzülmen için hiç sebep yok. Kardeşini yanımıza alabiliriz. Senin için her şeyi yaparım. Sahi mi? Demek Lucy'yi yanımıza alabiliriz, öyle mi? Çok iyisin Alexis. Kim olabilir acaba? Kimsiniz? Benim efendim. Girebilirsin. Emriniz var mı prensin? Şimdilik yok. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Bizi soran olursa atlatmaya bak. Rahatsız edilmek istemiyoruz. Emredersiniz efendim. Sizi rahat ettirmek benim görevimdir. Bu odayı çok güzel dekora etmişsiniz. Eşim ve ben size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bunu duymak beni çok mutlu etti Sayın Prenses. İzninizle size tekrar mutluluklar dilerim. Hoş geldiniz bayım. Oda istiyorsanız hiç boş yerimiz kalmadı. Burada kalacak değilim. Beni Prens Alexis Malenkov'un yanına götürmenizi rica ediyorum. Yanlışınız var bayım. Bu handa öyle bir kimse kalmıyor. Yalan söylemeyin. Önce köşküne gittim. Kendisinin burada kaldığını hizmetçisinden öğrendim. Beni onun yanına götürün lütfen. Kendisiyle çok önemli bir işim var. Bunu yapamam. Rahatsız edilmemeleri için bana emir verilmişti. Ne laf anlamaz adamsın sen. Sana çok önemli dedim. Peki hemen sinirlenmeyin bayım. Biraz önce evlendiler. Balaylarını geçirmek üzere burada kalıyorlar. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Evlendiler mi? Evet. Bunda şaşacak ne var? Hiç. Hiçbir şey. Al şu parayı, şimdi beni prensin yanına götür. Al şu parayı, al. Baş üstüne, beni izleyin. İşte bu odada kalıyorlar. İzninizle efendim. Stephen, burada ne arıyorsunuz? Tüm bunlar ne demek oluyor? Bana bir açıklama yapmanızı istiyorum Bayan Destini. Evlendiğinizi öğrenince şaşkına döndüm. Bunda şaşıracak bir şey olduğunu sanmıyorum. Daha açık konuşmam gerekirse bu işte bir bit yeniği var. Benden gizli olarak evlenmeniz, işin içinde kontesin bulunması kuşkularımı daha da artırıyor. Evlendiğiniz prensi görmek istiyorum. Artık çok oluyorsunuz Bay Stephen. Gerçeği öğrendiğinize göre gidebilirsiniz. Yok, beni kolay kolay başınızdan savamazsınız. Size karşı sorumluluklarım var. Vasiniz olduğumu unutmayın Bayan Destini. Seval, sevgili dostum. Ne güzel bir sürpriz bu. Demek evlendiğimi öğrendin, beni kutlamaya geldin ha. Çok teşekkür ederim dostum. Şaşırdın galiba. Sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Hele sesiniz hiç yabancı gelmedi. Çok haklısın Stefan. Ne de olsa uzun yıllar bir arada yaşadık. David. David'sin sen. İyi bildim.
Çok sevdiğin kontun kızıyla evlendiğimi sana bildirmek için can atıyordum. Neden suratın asıldı öyle, yoksa sevinmedin mi? Bütün bunlar ne demek oluyor? Gerçeği öğrenince şaşıracaksınız Bayan Destany. Kocanız olacak bu adam sizi elde edebilmek için prens rolüne giren bir sahtekardan başka bir şey değil. Saçmalıyorsunuz. Rus prensi Alexis Malenkov'dur o. Sen de bir şeyler söylesene. Alexis, bir yanlışlık olduğunu söylesene. Evlendiğimize göre sana gerçeği söylemekte bir sakınca görmüyorum sevgilim. Üvey annenin kardeşi değilim ben. Ama neden? Neden? Yalan söylemekle neyin peşindeydiniz? Hiçbir şeyin. Seni öyle sevmiştim ki ilgini çekebilmek için yalan söylemek zorunda kaldım. Geberteceğim seni pis yalancı. Kendine gel Stefan. Kendine gel. Hem gerçeği öğrendiğine göre gidebilirsin artık. Gideceğim. Ama Destany ile birlikte. Saçmalama, karım o benim. Bu evliliği geçersiz kılmak için her türlü yola başvuracağım. Mahkemelerde sürüneceksin Prens Malenkov. Gidelim Bayan Destany. Size dışarıda bir şey anlatacağım. Çek o pis elini karımın kolundan. Sana söylüyorum. Beynini dağıtmamı istemiyorsan defol buradan. Ölmüş. Özür dilerim Destany. Üzerine atılmasaydın beni öldürecekti. Tabanca yerinden almaya çalışırken patladı. Yeter! Hiçbir şey duymak istemiyorum. İşte böyle. Size her şeyi anlattım. Böyle bir kimse için kendinizi daha fazla üzmeyin lütfen. Cezasını kendi elleriyle çekti. Hala inanamıyorum. Bana böyle bir oyunu nasıl oynayabildiler? Demek servetime konmak istiyorlarmış. İyi ama nasıl inandım onlara? Kendimi bir türlü bağışlayamıyorum. Üzülmeyin artık Bayan Destany. Önünüzde uzun parlak yıllar var. Oysa ne kadar sevmiştim onu. Bana karşı öyle iyi, öyle saygılı davranıyordu ki. Rol yaptığını nereden bilebilirdim? David'i yıllardan beri tanırım. Aylağın biridir. Babasından kalan serveti kumarda, içki alemlerinde bitirdi. Sonra da kontesin yanına sığındı. Thomas, şu atları biraz daha kırbaçlasan. Size karşı kaba davrandığım için beni bağışlayabilecek misiniz Bay Stefan? O kadar genç, öyle tecrübesizsiniz ki. İstesem de size kızamam. Ama gene de üvey annemin kışkırtmalarına aldanmamalıydım. Size karşı cephe almam için ne gerekirse yaptı. Üzülmeyin, zamanla insanları daha iyi tanıyacaksınız. Eşi bulunmaz bir dostsunuz siz. Hizmetçiler geldiğinizi söyleyince kulaklarıma inanamadım. Sevgili kızımı bulduğun için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Büyük bir üzüntüden kurtardın beni. Nerede o, söyle. Öyle özledim ki onu kollarıma almak, doya doya öpmek istiyorum. Beni şaşırtıyorsunuz Kontes. Onu hemen görmek istiyorum. Ama Destany'nin sizi görmek isteyeceğini sanmıyorum. Ne demek istiyorsun? Bu imalı konuşmalara bir son ver artık. Söyle, sevgili kızımın mutluluğunu düşünmekten başka ne yaptım ki ben? Maskeniz düştü Kontes. Rol yapmanıza gerek kalmadı. Neler saçmalıyorsun Stefan? Daha açık konuş lütfen. Ne kadar komik olduğunuzun farkında mısınız? İyilik meleği gibi davranmak size yakışmıyor. Kendine gel Stefan. Karşımda bir kontes olduğunu hatırlatırım sana. Çizmeden yukarı çıkmana izin vermem, anlaşıldı mı? Senin görevin bana da sevgili kızıma da hizmet etmektir. Daha önce ettiğin gibi. Ben ancak dürüst insanlara hizmet ederim. Bir kontesle küstahça konuşmanın cezasını çekeceksin Stefan Godwin. Öyle mi? Öyle. Defol. Defol, gözüm görmesin seni. Sözlerim henüz bitmedi. İsterseniz biraz da kardeşinizden söz edelim ha? Prens kimliğine girerek saf bir kızı tuzağa düşürmek isteyen David'den. Rus prensi Alexis Malenkov. Saçmalıklarını daha fazla dinleyecek değil. Bir dakika Bayan Alice. Çekil yolumdan. Şimdi beni iyi dinleyin. Hazırlanan yeni vasiyetnameye göre Bayan Destany evlendiğinde servetinin kocasının kontrolüne geçeceğini biliyordunuz. Bunun için de güzel bir plan kurdunuz. Yakışıklı prensimiz David yapmacık tavırlarıyla Destany'yi etkileyecek. Sonra da onunla evlenmenin yollarını arayacaktı. Vasiyetnameye göre bütün mallar üvey kızınıza kaldığı için başka çareniz yoktu çünkü. Söyle, bütün bu anlattıklarım yalan mı ha? Çok acımasızsın Stefan. Soruma cevap vermedin. Konuş, bir şeyler söyle, konuş. Çok, çok üzgünüm Stefan. Üzgünmüş. Neyi değiştirir bu ha? Bir genç kızın mahvolmuş o güzel duygularını geri getirir mi? Öyle bir kötülük yaptınız ki ona artık bir daha insanlara güvenebileceğini sanmıyorum. Bütün suç David'ti. Planı o yapmıştı. Bana inanmıyorsan kendisine sorabilirsin. Ne yazık ki ölüler konuşmaz. Ne demek istiyorsun?
Beni vurmaya kalkışırken üstüne atladım. Yeter. Boğuşma sırasında... Yeter! Yeter! Stefan, yeter! Kimseyi görmek istemiyorum. Rahat bırakın beni. Kapıyı açın. Destini, sana söyleyeceklerim var. Gitti o, gitti. Hem de bir daha dönmemek üzere. Ne istiyorsunuz Bay Stefan? Neden beni yalnız bırakmıyorsunuz? Odanızdan çıkmalısınız artık. Kendinizi daha fazla tutsak edemezsiniz. Bir leydisiniz siz. Sorumluluklara olan bir leydi. Biliyorum aldatıldığınız için gururunuz kırıldı. Ama hayata küsmeniz için yeterli bir sebep değil. Çok gençsiniz. Önünüzde uzun parlak yıllar var. Bir gün karşınıza sizi gerçekten sevebilecek bir centilmen çıkacak. Siz de onu seveceksiniz. Bundan sonra hiç kimseyi sevebileceğimi sanmıyorum. Benimle sırf mirasıma konmak için evlenmiş. Satılık bir mal mıyım ben? Başka özelliklerim yok mu? Ancak David gibileri böyle düşünebilir. Ama yaşadığımız dünyada dürüst insanlar da vardır. Sevgilerine menfaat karıştırmayan dürüst insanlar. Köşk adlı oyunumuzu dinlediniz.